seyircimiz daha var hatta. Tamam. Hemen bağlıyoruz. Bağlayalım. Dediğim gibi hızlı hızlı cevap verelim. Tamam. Olur mu? Tamam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Nur Hanım. Merhabalar. Hemen rüyanızı dinliyoruz. Tamam. Öncelikle iyisiniz inşallah. Hocama da saygılar buradan. Çok Eyvallah. İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah siz de iyisinizdir. Ne rüya gördünüz? Sizi nasıl ederim. Etkiledi? Hemen dinleyelim sizi. Hemen söyleyeyim. Ben 5 yıllık evliyim. 4 yaşında bir oğlum var. Hani Allah bağışlasın evlatlarımızla. Benimkini de. Amin. Ve şu anda 4 aylık yine hamileyim, bir erkek bebek yine. İnşallah bir oğlum daha olacak, Allah nasip Hadi ederse. Hadi gözünüz aydın inşallah. Teşekkür ederim, çok sağ olun, çok tatlısınız. Ben şimdi şöyle, dün geceki hemen ilk gördüğüm rüyayı söyleyeceğim. Ben örümcek görüyordum ve örümcek böyle biraz büyükçe bir örümcekti ve her yerimi ağıyla sarıyordu benim. Oo. Hani sırtıma çıkıyordu, ağıyla sarıyordu, işte kollarımı sarıyordu vesaire. Yani o örümcek ağından bir türlü kurtulamıyordum ve sanki böyle fırlatır gibi yapıyordu. Hani ben uzaklaştıkça o yapışıyordu. Ben uzaklaştıkça o yapışıyordu ve 3 tane böyle kadının gözlerini görüyordum. 3 kadın gözüm. 3 de masmavi bana bakıyorlardı. Ben internetten hani uyandıktan sonra tabirlere baktım. Nazara tamam, falan geliyor. Tamam konuşmayın lütfen. Hayır ama konuşmayın dur. Lütfen. Bakın şimdi internete baktın dediniz de. O zaman başka şeye geçiyoruz. Başka bak hocam geçiyoruz. Kendine olmaz. Bakın bu konuda nasıl güveniyor. Diyor ki siz rüyanızı anlatın. Ben yaşamınızla ilgili bilgiyi zaten size gördüğünüz rüyayla vereceğim diyor. Yani, o yüzden detaya girmeyelim. Girmesin. Hemen örümcek Anlamı sarmış. Yok. Onu örümcek konuşalım. Örümcek ağının olması Allah nasip ederse Hı-hı. gelecek olan evlatlarıyla beraber bir maddi sıkıntı yaşıyorlar. Bu maddi sıkıntı çözülecek. Bereket. Ve o şemsiyenin altında Allah nasip ederse çok güzel günler kendini bekliyor. Hadi inşallah. 3 tane kadın gözü olması ise demin hanımefendi dediği gibi nazardan bahsetti hani mavi gözler diye. Fakat şu var 3 tane kadın gözü görmek internette size nazar demiş biz ona katılmıyoruz. 3 tane mavi göz görmek 3 tane bayan göz olarak hatırlaması kendilerine 3 tane mesajın yani 3 tane müjdeli haberin kendisine geleceğini göstermiş. Ay hocam o kadar güzel konuşuyorsunuz ki biz yeni ev aldık biliyor musunuz? Onun bütün şeylerini bitirdik. Şu anda araba aldı bu sabah eşim. Yani o dedikleriniz o kadar doğru ki. Birinci evmiş ikinci araba diyorsun ki, hocam, hocam ağzından bal damlıyor. En güzel evlatlarınızla Ay, yavrularınızla evet. güzel bir yaşamınız olsun inşallah. Ay çok Abi. Teşekkür ederim Fatma Hanım. O kadar tatlısınız ki. Çok öptük sizi. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Nide'ye selam olsun. Valla benim gönlüm ister ki yemin ediyorum oturalım sabaha kadar hani derler muhabbetin dibine vuralım evet. ama kulağımda bir kulaklık bak burada. Habir öğretmen diyor ki ikinci telefon, üçüncü telefon, dördüncü telefon konuşturmuyorlar evet. ki adamı. Yoksa bana kalsa çocuğunuzdan bahsedelim, yeni aldığınız evi konuşalım, arabayı konuşalım. Tabii. Ama açın gördüğünüz rüyayı bizimle paylaşın. Çünkü bakın ben hep biliyorsunuz inandığım konukları burada sizinle buluşturuyorum. Ben bir rüya gördüğümde hemen ararım. Derim ki hocam hayrolsun ben bu rüyayı gördüm. Evet. Ve gerçekten o kadar güzel rüya tabiri yapıyor ki. Allah razı olsun. Bunu da herkese söylemekten çekinmiyorum hocam. Olsun. Mehmet Emin Kırgil. Yazın. Bu ismi Allah bir kenara razı yazın. Allah Şimdi razı diğer telefonu alıyorum. Evet. Şu mavi göz meselesine geçeceğim aslında. Evet. Telefona geçmeden önce bir dakika seyircimizi bekleteceğim. Mavi gözlü insanların nazarının çok değdiği söyleniyor. Doğru mu? Yok öyle bir şey yok. Normalde yeşil gözlü ki der. Yeşil gözlü o da hafif değer. Yani o kadar çok yani bunun gözle alakası değil. Yok değil mi? Heh. İnsanın kalbindeki hasutlukla alakalı. Urfa'da bence bir var biz var, mavi gözleri yani. Kıskanıyoruz da ondan. yok. Özellikle yok, oldukları Allah için. Allah denizi mavi yaratmış. Değil mi?